önemli bir başlık vardı. Kripto paralarla ilgili olarak, özellikle dijital paralarla ilgili Doktor Bora Erdemar'a soracağız. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain İst Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikli olarak. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından yapılan açıklamalar önemliydi. Çığır açıcı bir durumdan bahsediliyor. Burada ne öngörülüyor sizce? Finans merkezinin topyekün nakitsiz sisteme geçmesi mümkün olur mu? Böyle bir öngörünüz var mı? Yakın zaman için hedeflenen nakitsiz toplumlar ve bunun aslında ilk adımlarını epey bir süredir görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sizinle de birlikte Çin'in dijital yuan dağıtımını konuştuk. Yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde dijital yuan ve halka dağıtıldı. 1,9 milyon Çinli vatandaşının için başvuruda bulundu. Bunlardan 50 bin talihli kişiye bu 1,5 milyon dolar değerinde dijital yuan dağıtıldı. Ve çok yeni Jack Ma'nın Amazon'un Alibaba'nın kurucusunun söylediğine göre de artık dijital paraların biz Apple'ın cep telefonlarına dönüştürmesi gibi dijital paraların da normal paraları dönüştüreceğini göreceğiz dedi. Bu önemli bir söylem. Çünkü burada artık blockchain teknolojisiyle beraber sadece merkez bankalarının tekelinde olan para basma gücünün artık firmalara geçebildiğini görüyoruz. Ve hatta topluluklara ve hatta kişi bazında bile para basabilmenin imkanını sağlıyor blockchain teknolojisi. Tabii bu sebeple de bu işin daha regülasyonları, düzenlemeleri olacak ama bunun adımlarının mesela yeni dönemde diğer merkez bankalarının da Çin'in dijital yuan projesinden hemen sonra Powell'ın dijital dolar da yolda demesiyle, dijital rublenin de gündemde olacağının açıklamasının Rusya'dan yapılmasıyla görüyoruz. Dolayısıyla nakitsiz topluma doğru özellikle e-ticaretin çok hız kazandığı, önem kazandığı bu dönemlerde Jack Ma'nın bu açıklaması çok önemli. Peki önümüzdeki dönemde hani sizinle konuşamadık o konuyu ama mesela PayPal gibi şirketlerden biliyorsunuz Bitcoin ödemeye geçileceğine dair ve başka kripto paralarla ilgili söylemler vardı. Bunun devamı gelebilir mi ve siz buradaki ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Yani çok fazla mesela dijital para var, yani coin var özellikle, kripto paralardan bahsediyorum. O tarafı nasıl görüyorsunuz? Üç kategoriye ayırabiliriz diye düşünüyorum blockchain teknolojisi üzerinde tanımlanan yeni nesil paraları. Bunların bir kısmı kripto para dediğimiz ve şu anda sayısı 6000'leri varmış, coin varan 6000'i aşmış coinler ve bunlar aslında blockchain teknolojisinin olabildiğince merkeziyetsiz ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bununla beraber bir kısmı tamamen aslında yine merkezi yapıda. Öte taraftan firmaların şu anda özellikle Amazon'un az önce ismini almıştım. Google bununla beraber hatta yakın zamanda Samsung ve Apple'dan da benzer hamlelerin geldiğini biliyoruz. Ve son gelişme PayPal. Bu tarz dijital ödeme kuruluşlarının da bu yarışta kendi finans sistemlerini inşa etmek ya da mevcut dijitalleşen finans sisteminin as oyuncusu olabilmek için üzerine hamleler yaptığını görüyoruz. Bir taraftan da tabii ki aslında merkez bankaları bu işin sonuçta tekelidir. Yani bir paranın faizinin belirlenmesinden bütün para politikalarına kadar bu işin sahibi merkez bankası iken şimdi bu dijitalleşme sayesinde firmaların, Facebook'un da bu arada geçtiğimiz aylarda bununla ilgili önemli projeleri olmuştu. Burada bir yükselişi görüyoruz. Bunlara biz daha merkezi yapıda olduğu için dijital paralar demeyi tercih ediyoruz. Merkeziyetsiz olanlarına da blockchain teknolojisi üzerine kimsenin tek elinde olmayan paralara da bununla beraber kripto para diyoruz. İşte bütün bu yeni dijitalleşen dünyada artık e-ticaretin dünyanın en önemli sektörlerinden birisi haline geldiği bir dünyada merkez bankalarının para politikalarının da bu sıfıra yaklaşan faizler sebebiyle etkilerinin kısmi olduğu bir dünyada artık bu dijital paralardan hem firmaların hem kişilerin finansal özgürlük anlamında hem de aslında merkez bankalarının medet umduğunu, yeni tasarımlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu başlı başına toplumların refahına, finansal özgürlüklerine, mesela yardımların yapılmasına ki pandemi döneminde Amerikan Kongresi'nde bu gündeme gelmişti. Bunları kolaylaştıracağı için çok önemli bir fırsat sunuyor hepimize. Peki Doktor Bora Erdemar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Noktalıyoruz efendim 60 dakikayı. Yarın görüşmek dileğiyle.